Arkadaşlar iyi haftalar. Oldukça önemli bir haftayı geride bıraktık aslında. Yani hem yurt içinde hem yurt dışında bazı önemli data açıklamaları vardı. Şimdi öncelikli olarak Merkez Bankamızın yapmış olduğu bir piyasa katılımcıları anketi yayınlandı Cuma günü. Ki bu anket biliyorsunuz enflasyon beklentilerini analiz edebilmek adına yani çok büyük önem kazanıyor. Şimdi burada tabii özellikle baktığımız gösterge 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi. Tabii Aralık ayında olduğumuz için yani 12 ay sonraki Aralık eşittir yaklaşık olarak 2024 yılının enflasyonu olarak düşünebiliriz. Buna bu şekilde baktığımız zaman bir önceki anket döneminde %43,94 olan beklentinin şu anda %41,23'e indiğini görüyoruz. Şimdi tabii Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bir önceki toplantısında piyasa beklentilerinin üzerinde bir faiz artışı yapmıştı. Ve dolayısıyla hani bu sürpriz denebilecek görüntü aslında beklentileri de biraz daha törpülemiş görünüyor. Şimdi tabii enflasyonu hani kontrol altına alabilmek için beklentilerin revizyonu hani çok önemli. Zaman zaman ekonomi yönetimi gerekse Merkez Bankası yönetimi hani bu konuda çeşitli hani mesajları da veriyor. Dolayısıyla yani sene sonu hedefi resmi hedef olan Merkez Bankası'nın beklentisi olan %36'ya eğer beklentileri revize etmek mümkün olursa o zaman hani enflasyonla mücadelede başarılı olunduğu düşünülebilir. Ancak tabii yine de söylememiz gereken şey %41 hani %23 ile %36 arasında hala bir mesafe var ve hani bu mesafenin alınabilmesi için de muhtemeldir ki Merkez Bankamız faiz artışlarına devam edecek. Zaten bu konuda gerekli bilgilendirmeyi de yapmıştı. Hani küçülerek de olsa adımlar devam edecektir diye. Ve yine aslında yani gelinen noktada para politikasındaki sıkılığın gerektiği miktarda da devam edeceğini hani anlamamız gerekiyor. Zaten dediğim gibi Merkez Bankamız bu konuda da bilgilendirmelerini yapıyor. Şimdi burada bir de tabii faiz beklentilerine de bakmak lazım. Şimdi 3 ay sonrasına ilişkin bir hafta vadeli repo faiz oranı, ihale faiz oranı beklentisi %43,76. Burada da aslında medyan beklenti %45. Şimdi az önce bahsettiğim üzere aslında iki adımda gene 45'e gelebileceğini belki düşünebiliriz. Hani Merkez Bankası'nın 250'şer bas puan olmak üzere yani en azından piyasanın beklentisi bu doğrultuda görünüyor. Fakat bir de sonrasına ilişkin olarak baktığımızda ise medyan beklentinin %35'lerde olduğunu görüyoruz. Aslında piyasalar belli bir noktada da faiz indirimi de bekliyorlar. Şimdi tabii faiz indirimleri olabilir. Hani bunda bir problem yok. Ancak tabii enflasyonun kontrol altına alınmasından ve özellikle 2025 yılına ait enflasyon beklentilerinin hani bir şekilde kontrol altına alınması ve hani şekillenmesinden sonra hani böyle bir hani faiz indirimi gerçekleşmesi hani daha makul hani olacaktır. Şu anda tabii bunun zamanlamasını bilmiyoruz. Hani piyasada da böyle bir hani beklenti var ama hani önümüzdeki 3 ay ile 12 ay arasında hangi dönemde bunun net olarak hani gerçekleşmesinin beklendiğini hani bilmemiz çok da hani mümkün değil şu anda. Ama dediğim gibi hani öncelik her zaman için beklentilerin revizyonu yönünde hani olacaktır hani bu konuda. Şimdi tabii bir de yurt dışına bakmak lazım. Aslında yurt dışına da baktığımızda Fed'in zaten bir faiz indirimi beklentisi var idi. Fed'den öyle bir beklenti var idi. Fakat bu giderek hani öne çekildi ve şey olarak da hani bir yani miktar olarak da şu anda 75 bas puan olarak bu fiyatlanıyor. Şimdi kimi Fed yetkilileri de bu konuda bazı açıklamalar yaptılar. Hani gereğinden önce de yapmayacağız hani bu işi diye. Hani ve yılın ikinci yarısını aslında adreslediler. Hani biraz daha hani daha anlaşılır hani bir şekilde. Ama hani piyasanın beklentisi şu anda hani Mart'a kadar Mart ayına kadar bunun gelmiş vaziyette. Şimdi tabii burada iki yönlü bir risk var. Yani hani öncelikli bir hani Fed'den gelebilecek faiz indirimi tabii hani diğer hani emerging marketlerden yükselen piyasalarda da hani böyle bir hani rüzgarı beraberinde getirebilir. Hani bunun bazı enflasyonist riskleri olabilir. Buna sadece belki dikkat etmek gerekecek. Tabii Türkiye'de de aynı hani şekilde düşünebiliriz.
Yani dolayısıyla orada aslında yani Fed'e uyumlu bir şekilde hani hareket edildiği noktada ve hani eğer beklentiler de revize edilebilirse enflasyon beklentileri yani bir şekilde hani bu mücadelede başarılı da olunmuş olacaktır. Gene hani Amerikan enflasyonuna da baktığımızda artık %3'lere kadar gelmiş bir rakam var hani baktığımızda manşette. Ancak tabii yani bunun %2'lere doğru inebilmesi için de orada da aynı şekilde disiplinin devam etmesi gerekiyor. Kaldı ki zaten onların da hedeflediği rakam şu anda %2'ler seviyesinde. Herkese iyi haftalar diliyorum arkadaşlar.